Selam arkadaşlar. Sizi oje çekmecemle tanıştırayım. Burada her renk ojeden var. Bu yayında size ne anlatacağım kesinlikle bilmiyorum. Ojelere bakarken fark ettim ki zamanla kullandığım renkleri kullanmamaya başlamışım. Mesela neden bu kadar çok yeşil ve yeşilin tonu var? Asla bilmiyorum. Ama şuradan başlayayım size göstermek. Burada hemen hemen 10 farklı yeşil renk var. Ben bunların arasından sadece 2 tanesini kullanıyorum. Benim gibi israfçı olmayın. Şaka bir yana bu kadar çok rengi barındırmamın sebebi çekimlerle alakalı tabii ki de tahmin ediyorsunuz. Bazen sezon renklerini yanımıza getirmemiz gerekiyor. Bazen dış çekimler oluyor. Her zaman çekimde bir bununla ilgilenen birileri olmasına rağmen hazırlıklı olmakta fayda var. Benim gibi detaycı ve manyaksanız böyle her renkten bulunduruyorsunuz. Size birkaç tane çok sık kullandıklarımdan başlayayım. En kolayı olacak. Ben çok fazla elektrik mavisi oje kullanıyorum. Mavinin her tonunu kullanıyorum ama şu tarz yaldızlı maviler, parlak maviler, bazen de açık renkli mavileri kullanıyorum. Yani benim şöyle söyleyeyim, hani lise zamanında bizim en farklı bulduğumuz renk genelde siyah oluyordu veya bordo kullanıyorduk. Sonra ben zamanla onu maviye döndürdüm. Bu da benim en sevdiğim mavilerden biri. Şurada da bir Sephora'nın mavisi var. Şöyle göstereyim. Ben neredeyse takıntılı biçimde şu 5 renk arasında gidip geliyorum. Hepsi birbiriyle aynı neredeyse. Çok az ton farkı var. En açık olarak da bunu kullanıyorum. Bu da Flormar'ın. Zaten detaylarda yazacağım size numarasını. Şunları aşağıya size ayırıyorum kolaylık olsun diye, detaylarda görün diye. Pembenin her tonunu almışım, hiç kullanmamama rağmen pembenin her tonunu almışım ama bunların arasından iki rengi çok kullanıyorum. Bir gerçekten çok açık pembe. Bir de, nerede o? Onun üst tonlu leylak rengi ojeyi, bunları çok kullanıyorum. Bunları da ayırıyorum daha sonra görün diye. Cırtlak pembe renklerim de varmış burada. Hemen hemen her tonu var. Aa, özür dilerim, bunu da kullanıyorum. Bunu da eklemem lazım. Açık renklere. Bir de bunların arasından çok beğendiğim, yine pembenin üst tonlarına giden koyu pembe ve mor var. Onları da ekliyorum. Sonra en çok kullandığım kırmızılardan biri. Gerçekten Tom Ford'un bir kırmızı ojesi var. Müthiş. Bir de burada size gösteremediğim, benim kendi markamda çıkacak olan ojenin sample'ları, yani deneme ürünleri var ama onu gösteremeyeceğim size. Ürün çıktığı zaman zaten buradan tanıtacağım. Gelelim benim tonla yeşillerime. En favori rengim olmamasına rağmen, hatta yeşil benim hiç kullanmadığım bir renk günlük hayatımda ama bir sürü yeşilim var. Görmeniz adına gösteriyorum. Ama benim bunların arasından en çok kullandıklarımı yine ayıracağım. Green Tea, yeşil çay rengi Sally Hansen'ın, çok güzeldir. Onu kullanıyorum. Bunu yurt dışından almıştım. Burada muadilini kesinlikle bulursunuz. Bunu kullanıyorum. Bunu ve bunu kullandım. Bunları çok özenmişim, almışım. Aa, bir de bak, bunları göstermem lazım. Bunları da gerçekten çok merak ederek almıştım. Ama yani 25 kat falan sürmeniz gerekiyor rengin çıkması için. O yüzden sadece renklerine kanıp aldığım ojeler. Çok kullanamıyorum ama görmeniz için şuraya ayırıyorum. Bir de bizim defilelerimizin olmazsa olmazı ten rengi ojeler var. Ten rengini de biliyorsunuz 25 ayrı rengi var. İşte rakı beyazından tut açık renklerine ve daha koyularına kadar. Bizim defilelerde olmazsa olmaz rengimiz. Bakın zaten bitmek üzere. Bundan herhalde 10 senede bir 100 tane bitirmişimdir. Çok mu attım bilmiyorum ama çok kullandım. Şöyle göstereyim. Ten rengi ojelerimizden. Bazen daha açığını istiyorlar.
yine bu Sally Hansen'ın, bakayım neymiş bunun adı? Krolin rengi. Bakın hatta yedeği var, bu bizim defilede kullandığımız ürünlerden. Bir de yine özenip almışım. Muhtemelen bir kere falan kullandım ama ben gidip iki tane almışım. Öyle huylarım oluyor bazen benim. Çok beğendiğim zaman fazladan alıyorum. Hem hep onu kullanacağımı düşünüp. Çünkü sizde de oluyordur. Bazen bir ürüne takılı kalıyorsunuz ya. Mesela ben Boje'ye takılı kaldım. Ay boyunca bunu kullandım. Mat beyaz almışım. Değişik bir fikir olması açısından gösteriyorum açısından. Bir de MAC'in sedefli gösteren ojesi var. Diğer ojelerin üzerine sürdüğünüzde de çok değişik etki alıyorsunuz. Sonra gelelim benim bu tonu ne olarak adlandıracağımı bilmediğim tonda ojelerime. Yani kahvenin tonlarına. Bir sürü kahve tonlu ojem var. Çok fazla kullanıyorum bunları. Uzun tırnak kullanmayı sevdiğim için uzun tırnak zaten eğer sınırını bilmezseniz ucuz bir görüntü oluşturabiliyor. Eğer uzun tırnak kullanmayı seviyorsanız tek renk ojeler, ten rengine uygun ojeler veya çok bağırmayan ojeler kullandığınızda çok şık durabiliyor elinizde. Burada bir sürü renk var, bir sürü markanın ürünü var. Şu çok güzeldir, yine Flormar'ın. Yine benim vazgeçemediğim Sally Hansen renkleri. Chanel'in bir rengi var. Gerçekten çok güzel duruyor iki kat sürünce. Bu müthiş bir kahvedir. Alexa Vian. Maybelline'in bunu bir defilede kullanmışlardı. Ben de gidip aldım. Şöyle onları da ayırayım. Bir de size burada bizim yine çekimlerde kullandığımız bir sürü tırnaklar var. Onları da göstereceğim. Bir de şimdi benim mavi kadar çok kullandığım gri. Griye gelelim. Gri'nin de her tonu var. Matından parlağına, daha açığına. Hatta gümüş rengine kadar. Bu da çekimden yadigar bana. Mat siyah. Siyah çok uzun zamandır kullanmıyorum ama bulunduruyorum elimde. Bunu da bana Fatma Turgut hediye getirmişti yurt dışından. Kuru kafalı bir oje. Onları da şuraya ayırdım. Bir de bütün bunların arasında siyahların yanına koymuşum sarı bir oje var. Bazen aralarda kullandığınız ya da tek renk olarak kullandığınızda çok değişik duruyor. O da şurada tek başına dursun. Yalnızlığa mahkum bir şekilde. Bir de şunu önereceğim. Sally Hansen'ın Diamond Shine diye bir ürünü var. Normal ojenizin üzerine sürdüğünüzde oje metalik görüntüye sahip oluyor. Yani mavi ise metalik mavi oluyor. Daha parlak oluyor üstü. Deneyin. Çok seveceksiniz. Ojelerim bitti. Arada size benim bende olan tırnakları göstereyim. Çekimler için aldığımız her boyda ve her çeşitte törpülenmiş tırnaklar var. Şöyle. Ben bunları Primark'tan aldım. 1 euroya falan alınıyor. Bazen gratis de Watsons'ta tırnaklar oluyor. Beğenip alıyorum. Kullanıyor muyum? Hayır. Mesela o bunlardan biri. Şuraya koyayım. Şunlar var. Hayalet görüntülü olanlar var. Kuş görüntülü olanlar var. Hiçbirini daha kullanamadım. Ama şurada geçen senelerde kullandığım var. Kardeşim bana hediye getirdiği Barcelona'dan. Çekimlerde kullandığımız her boy ve her çeşit tırnakların olduğu kutular ve onların uhuları var. Fikir sahibi olmanız açısından gösteriyorum. Benim oje yayınım bu kadar. Çok fazla kullandığım bir tane daha marka var ama çok çok reklam gözükmesini istemediğim için ondan bir tane gösteriyorum. Yoksa Instagram'dan beni takip edenler biliyor. Şöyle göstereyim. Labute'nin ojeleri. Benim tasarımını çok beğenip aldığım ama buradan çıkartamadığım ojelerden biri. Onu da şuraya Eyfel Kulesi gibi dikiyorum. Şöyle. Bunun bütün renkleri var hemen hemen. Sırf tasarımına aşık olup aldığım ojelerden biri. Almak zorunda asla değilsiniz. Çünkü muadili Flormar'da da, Golden Rose'da da, Alexa Vian'de de bir sürü markada var. Beni biliyorsunuz. Söylemekten çekinmem böyle şeyleri. Evet arkadaşlar.
Yayınım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın lütfen.